Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Malatya'dayım. Malatya Akçadağ'da Dutpınar Hayvancılığa ait ızgaralı sistem Besahır'ındayım. Mehmet abime sorular yöneltiyorum. İki tane güzel video çektim. YouTube'da izleyebilirsiniz. Şimdi burada da Holstein Simmental melezi hayvanları görüyorum. Yine kendi işletmesine ait hayvanlar bunlar. Mehmet abi, Holstein'in erkek hayvanı ile Holstein Simmental melezi, bu akbaş dediğimiz hayvan arasındaki canlı ağırlık performansında neler görüyorsun? Sen sıklıkla hayvanları tartan bir işletme sahibisin. Ben Simmental, Melez ve Holstein erkeklerin üçünde besi alıyorum. Tamam. Üçünde tartarak denedim. Tabii ki Holstein diğer Melez ve Simmental'e yetişmesi mümkün değil. Holstein diğerlerine göre çok az kilo alıyor. Bunların birçok modelini az var. Derken ne abi? Ortalama 1200'ü yakalayabiliyor muyuz? Ortalama. Diğerleri Simmental 300-400 kilonun üzerine 1.7 falan alırken Holstein'lar 1.4 alıyor. Ortalamayı alırsanız. Evet. Sürümün, başından sonuna. Başından sonuna alırsanız bir tanesi 1.4 iken bir tanesi 1.1 oluyor. Güzel. 1.1 oluyor. 1.1'in altına ben hiç düşmedim. Bunun farklı modellerini besledim Holstein'in. Holstein hayvan kargas yapısı büyük, kemik yapısı büyük olduğu için 16 aylığa kadar bir büyüme dönemi oluyor. 16 aylıkta hafif bir dolgunluk yakalıyor. Yani 320 kiloyu falan yakalıyor, 330 kiloyu yakalıyor. Eğer o dönemde keserseniz 330 kiloyla falan kesiyorsunuz 16 aylık yani. Ama benim ahırım bozdu. Ben bunu daha uzatayım. 22 aya çıkarayım. O zaman ikinci bir periyoda giriyoruz. Tabii, ikinci bir periyoda giriyoruz. İkinci bir büyüme dönemi. İkinci bir periyoda girdiğimiz zaman artık 16 aylıkla 18 aylığın arasında bir fark oluyor. 18 aylık hayvan daha kargasını büyütüp zayıflamış gibi duruyor. Orada kesim olmuyor. İşte tam orada arıyorlar beni. Abi bu diyorlar, besledik hala diyorlar karga gibi duruyor. Ya 16 ayda bu hayvanı kesip bitirecek. Bitireceksiniz veyahut da 21 ay, 22 aya devirecek. Devireceksiniz. İşte süper. Süper bir tespit. Kargas ağırlığında en fazla ağırlığı yapıyor zaten Holstein. Onun üstüne yok zaten. Üstüne yok. Büyümede sınır yok büyümede ki. Sınır yok. Yani siz bir beslediniz ya 1.1'lere razı oldunuz. 1'lere razı oldunuz. Kaba yeminiz çok. Zaten Holstein kaba yemi seven, sessiz yemi çok tercih etmeyen bir hayvan. Otunuz çok nedir? Ot maliyetiniz düşük. Bu beslemeyi daha uzatabilirsiniz. Avustralya'da 90 yaşında bir besiciyle muhabbet ediyoruz. Tercümana sordum, sor bakalım dedim. Angus, Hereford, Limousin, Charolais, işte Marie Grey, bir sürü ırk var orada. Bunların içerisinde dedim, en çok hangisi büyür? En çok hangisi dedim para kazandırır? Adam dedi ki Holstein. Biz birden şok olduk. Ya dedik, Angus'un memleketine düşmüşüz, adam Holstein'den bahsediyor. Nasıl olacak dedik? Dedi ki, ucuza mal edilmiş kaba yeminiz varsa, çok doğru. Aceleniz de yoksa, size en çok parayı Holstein kazandırır dedi. Çok doğru dedi. Ben de aynı şeyi savunuyorum. Daha Türkiye için bir model olur mu olmaz mı ayrı konu. Türkiye'de ahırınızda sıkılık yoksa, hayvan girdiniz azsa, sermayeye de ihtiyacınız yoksa, kaba yemi maliyetiniz düşükse Holstein'i uzun soluklu besleyebilirsiniz ve size istediğiniz karga kilosunu verir. Aynen öyle. Peki bu akbaşla normal Holstein arasındaki fark ne? Canlı ağırlık kazanımı anlamında. Canlı ağırlık kazanımı nerede bulsan 2 puan fark var. Yani biri 1100 dediniz, öbürü 1200-1300. 1300. Simmental 1400 ise bu akbaş dediğinizde 1-2 yakalayabilecek. Yani neredeyse Simmental'e yaklaşıyor. Ama aslında bu 200 gramı herkes şöyle düşünüyor. Ya 200 gram da neymiş? 200 gram derken burada şimdi kaç hayvan var abi toplamda? Burada 2000 hayvan var. 2000 hayvan var. 2000 hayvan 200 gramdan çarptığımız zaman çok büyük rakamlar çıkar karşımıza. 10 gramın bile hesabı yapılır. Günlük 400 kilo eder. Bu çok büyük rakam. Evet. Bunların beslemelerinde ben besicilerde veyahut da aile beslemelerinde en çok gördüğüm yanlış, hiç kimse besleme modellerinde veyahut da besleme şekillerinde kuru madde hesabı yapmıyor. Kuru madde hesabını bilen var mı ki? Çok basit bir şey. Çok basit ama işte defalarca anlattık, program yaptık. Bunu artık bu şeye geçmesi lazım. Canlı ağırlığın %2'si kadar kuru maddeyi hayvana tükettirmenin zorunluluk olduğunu anlatamadık. İşte bunu köylü ne yapıyor? Ya sen 14 kilo veriyorsun, ben de sılacı var, adamın yaş otu var, haylayış otu var, ben de o kadar veriyorum. Ama geri dönüp kuru maddesine baktığın zaman adam su veriyor. Sen 11 kilo kuru madde verirken onun kuru maddesi 7 kilo çıkıyor. Onun hesabını yapıyor. Biz hep tartışıyoruz. Bana diyorlar ki Eşref abi sen diyorlar bu şeker pancarı posasını niye beğenmiyorsun? Kardeşim ben beğeniyorum da %90'a su.
su satın alacaksanız gidin belediyeden alın, daha ucuz. Yani kaç para yani, kaç para? Parası önemli. Besicimizin büyük işletmeler bunu artık yapıyor ama küçük ve orta ölçekli işletmeler bunu artık bilmesi lazım. Buna göre. Mehmet abi, biz büyük işletme sahipleri olarak her şeyi tüm şeffaflığıyla herkesle paylaşıyoruz. Yani bize şunu diyemezler. Kardeşim siz yapıyorsunuz ama gizli tutuyorsunuz. İşletmelerinizi gezdirmiyorsunuz. Tamam, biyogüvenlik endişemizden dolayı işletmeleri gezdirmiyoruz ama bizler aracılığıyla sonuçta bu işletmelerde ne olup bittiğini tüm detaylarına kadar öğrenmiş olmuyorlar mı? Peki biz her şeyi paylaştığımız halde tüm detayları, koruyucu hekimlik uygulamalarını, aşı programlarını, besleme programlarını, menüleri, Sencer Bey orada çıkıyor, adam kendini parçalıyor bir şeyler öğreteceğim diye. Biz yıllarca televizyon programı yaptık. Bir sürü, birçok veteriner hekim arkadaş, birçok zooteknist, hayvan beslemeci arkadaş kendi meslekleri olmasına rağmen, bundan para kazanıyor olmalarına rağmen tüm çıplaklığıyla anlatıyorlarsa, daha da çıkıp şimdi küçük yetiştiricinin abi siz para kazanıyorsunuz, işte zenginler hep şöyle hep böyle demesinin bir anlamı yok bence. Şimdi bizim Malatya'da birçok şeyi değiştirdiğimize ben inanıyorum. Yani Malatya'da bir model oldu. Besleme açısından, hayvan besleme açısından, hayvan refahı açısından, hayvan konforu açısından. Biliyorsunuz bu iş, her şey ne olursa olsun sözle, anlatımla çok etkili olmuyor. Görmek en evet. Büyük etki yapıyor. Sizin ilk başladığınızda tabii ki şunu diyecekler. Ya böyle şey mi olur, böyle bina mı olur? Yakında bu hayvanlar ölür. Her şeye karşı çıkanlar bir süre sonra devamlılığını, sürekliliğini, sürdürülebilirliğini gördükçe evet. Ya biz mi yanlış yapıyoruz? Acaba bunlar doğru? Yani bunlar doğru yapıyor. Çünkü sürdürülebilirlikleri var. Siz ilk yaptığınızda 12 yıl önce belki ortalama 35 de sütü kimse inanmıyordu. Evet. Birçok işletmeler bizi ziyaret etti, gördü, besleme modellerini gördü, şeffaf bir şekilde faydalı olacağımız şekilde her şeyi detaylı bir şekilde anlattık. Sürekli de kapımız açık, telefonumuz açık. Ne olursa olsun hayvan beslemesiyle ilgili, hayvan konforuyla, sürü yönetimiyle ilgili yardım edeceğimiz ne olursa olsun biz herkese açığız ve yardım ediyoruz. Ömer abi, siz bu işe başlamadan önce de benim işletmemi ziyaret etmiştiniz. Evet. 7 miydi? 2008 miydi? 2010 muydu? 2010 yılında. Evet. Sizin bir sözünüz vardı. Ben hiç onu unutmuyorum. Benim abimle gelmiştim. Bana bir kurban verirseniz bu işi yaparsınız dedi. Aynen. Abiniz de kurban mı demişti? Evet. Bir kurban seçildi ve o kurban kısa çöpü seçtim ben oldum. Ve 12 yıldır da bu işe devam ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Peki merak ediyordu şimdi izleyicilerimiz. Şimdi sizin 450 sahmalınız var. Simental var içinde. Melezler var. 550-600 sahmalımız var. Sahmalı. İçinde melez var. Yani Simental Holstein evet. Melezi var. Simental var ve Holstein var. Bugün havalar çok sıcak. Buna rağmen Holstein'daki süt ortalamamız, Simental'daki süt ortalamamız nedir Ümit abi? Malatya tabii sıcak bir 40 dereceler, 38 dereceler evet. Oluyor. Bu havalarda ister istemez bütün hayvanlar etkileniyor. Olsa, diğeri de olsa eşit bir şekilde etkileniyor. Biri birazından daha az, biri birazından çok çok fark etmiyor. Bizim hoş simenterlerdeki, laktasyondaki aldığımız sütler 6,5 ile 7,5 ton arasında. Holstein'de aldığımız süt ise 9 ile 11 ton arasında süt alıyoruz. Maşallah. Yani arada ciddi bir fark var. Evet. Eğer sütü satacaksanız, süt yağ kalitesi önemli değilse, süt kalitesi sizin için önemli değilse, süt hayvancılığı yapıp ben sütü sanayiciye satacağım, sanayiciye satacağım diyorsan, derseniz Holstein'den başkası yok. Holstein'den başka bu işin kurtarır yanı yok. Peki diyor şu andaki... Bu daha kurtarır. Arada 2 ton süt farkı var. Evet. Holstein'le simental buzağısının arasında 2 ton değil, 500 kilo. Ancak kurtarır. Tabii ineğin reforma değeri de tabii fazla. Tabii. Peki şu an işletmenizde sağlanan ikinci laktasyon, üçüncü laktasyon hayvanları var. Pik gruplar için değerlendirecek olursak Simental'in ortalaması kaç? Holstein'in ortalaması 30 litre, 32 litre pik grubum var. Holstein'larsa 39-40 litre pik grubum var. Maşallah. Şu soruyu çözdük ama değil mi? Yani Simental 30 litre süt vermez konusunu silmiş olduk. Yani hayvan 30 litre de verir, 35 litre de verir. Ama birinin çizgisi pike 70 günde 50'lere çıkarken düşüş çizgisi hızlı oluyor. Birinin pike 70 günde 50 litrelere çıkarken onun düşüş çizgisi farklı oluyor. Evet. Biz neye bakıyoruz?
bireysel hayvanın, o günkü hayvanın 30 litre, 35 litresine değil, laktasyon döneminde ne kadar süt aldık? Tabii, bu önemli. Peki bir doğum aralığı anlamında açık ara ne kadar ay önde simental? Bizim işletmemizin doğum aralığı 400 gün gıdalama aralığı. Evet. 400'de 390 gün. Bir dönem 385'e düştük, 390 olduk. Şu an 400'lerdeyiz. Hepsi Holstein olsaydı bir tık 400'ü aşardık diye düşünüyorum. Evet. Çünkü süt verimi yükseldikçe döl tutma oranı da düşüyor tabii. Döl tutma oranı düşüyor ve bu da sizin buzağlama aralığında biraz daha uzatmış oluyor. Simental olduğu için simental döl tutma süt oranı biraz daha düşük olduğu için döl tutma daha fazla oluyor. Buzağlama aralığında biraz daha düşük. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bunda da bir mondafon kanı var galiba. Evet. Ama bunlar kilo alıyor. Şuna göre çok farklı kilo alıyor. Belki de aynı yaştadır. Boy değil mi? Görüyorsunuz. Bir süre sonra inanılmaz bir şekilde dolum yapıyor. Melez hayvan. Melez hayvan gibisi var mı abi? Kilo almak konusunda. Şu surukla mı bir sorun var abi? Oradan ayrılmıyorlar. Ona bir bakalım. Evet. Dostlar durum böyle. Mehmet abiye merak ettiğimiz soruları sorduk. Sizin için burada zaman harcadık. 3 bölüm YouTube için video çekmiş olduk. Her biri 11-12 dakikadan ibaret olan 3 tane verimli video çektik. Bunları güzelce izleyin. Güzel güzel faydalı yorumlarınızı da altına yazın. Allah'a emanet olun.